Eyüp Sultan'da güzel bir etkinlikle güne başladık. Evren Turhan, Ahmet Dursun ve Tanju Çolak'la birlikteyiz. Sahaya giderken minibüse bindik. Necati Ateş de bizimle aynı minibüste. Amcam sakatlandı ve Ermen torununu 40 yıldır görmüyordun, yine görmüyorsun diye bağırıyor burada. Amca, bugün Galatasaray-Samsunspor maçı var. Ne olur maç? Maç zor olmaz, kolay olur. Çünkü sezon başında da söyledim. Samsunspor'un aldığı futbolcuların kalitesi, geldiği lig, bunlar çok önemli. Ama ne yazık ki görünen şu ki Samsunspor yaptığı transferlerin ne durumda bilemiyorum. Bugüne kadar gelenler bana göre Samsunspor'u kurtaracak veya Samsunspor'u bir yerlere getirebilecek kaliteye sahip değil, bu bir gerçek. Puan alırlar mı bugün yok, İstanbul'da? Yok. Galatasaray'dan puan alacaklar. 230 milyon euroluk takım. Biz Samsunspor, memleketim, aşkım, benim vazgeçilmezim ama bizim söylediklerimize sonra da olsa haklılığımız ortaya çıkıyor. Dün de söyledik, bugün de söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. Bu Samsunspor bu kadroyla küme düşme adayıdır. Galatasaray Samsunspor maçına doğru gidiyoruz. 1,5 saat kaldı. Thank you.
Galatasaray 4 attı. Ne diyorsun? Beklenen skor bu muydu? Yani beklenen skor o muydu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Galatasaray'ın ne sağdaki var ne soldaki var. Nelson evlere şenlik. Yani Galatasaray'ın oyununda tempo yok. Sistem yok. Bireysel yetenekli oyuncular skoru buluyorlar. O yüzden böyle devam ederse biraz zor diye düşünüyorum ama Samsunspor biraz heyecan yarattı. Yani 3-0'dan 3-2 geldi. Ama hocanın futbol anlayışını anlayamadım. Sokon en iyi oyuncu oluyor. Yeni gelen 13 numara var. Hakikaten iyi bir oyuncu, güzel bir oyuncu. Oyuncuyu da oyundan aldı. Yani en iyilerini aldı. Niye almış anlamış değilim. Yani bir karmaşalık var ama ya ben futbolu unuttum ya da onlar futbolu çok iyi biliyorlar.